Merhaba dostlar bugün sizlerle beraber XRP analizi yapacağız ve XRP üzerine konuşacağız. Öncelikle bu kanalda hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Tamamen kendi görüşlerimizi paylaşmaktayız dostlarım. XRP şu anda 61 cent. Ee, şunu söylemek istiyorum 4 diyeyim hemen günlük grafiğe geçeceğim. Günlükte gördüğünüz üzere zirveden itibaren olan Nisan 2021'den itibaren olan düşüş trendini biz XRP'de 3 Haziran 23'te kırdık. Retestimizi de yaptık. Daha sonrasında sert bir yükseliş. Bakın bir günde sadece 45 centten 92 cente kadar yükseldi. Yani sadece bir mumda bakın. O da ne zaman? 14 Temmuz'da. 14 Temmuz 2023 tarihinde bakın. Sizlere de göstereceğim. Sadece bir mumda dostlarım. 13 Temmuz 2023'te. Retestimizi yaptıktan sonra bir mumda 92 sente kadar çıktık. Daha sonrasında tabi yine desteğimize de mum assak da tekrardan toparlamasını bildik. 75 sentlere kadar da çıktık. Şu andan itibaren bence XRP'de 92 sente tekrardan gideceğiz. 1 doların da üstüne ben çıkacağını XRP'nin düşünüyorum dostlarım. Benim düşüncelerim bu yönde. Eee şöyle bir yatay olarak da bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi alttan bu şekilde destek alarak şu düşüşten sonraki yükselişten bahsediyorum. Bu tarzda ilerleme kaydediyor. Bu kanalın üstüne bir defa çıktı. O da bir günlük mumda 92 cent'e kadar yükselmişti. Yeniden aynısını yapabilir. 92 saat beklentim XRP'de de var. Bence bu ay başlatacak altcoinlerden biri de XRP, diğeri de bana göre son dönemlerde Solana ve Avax. Bunların yanında meme coinler belli başlı olanlar geliyor. Dogecoin, Shiba coin'i bunların arasına da katabiliriz. Ekstra olaradan anaç coin'ler yani bunlar neler? Holocoin, BitTorrent, Cardano, Waves gibi alt de bu ayı tetikleyecektir. Bitcoin'de 40 bin dolar potansiyel var. Bahsettik. Halen de kırılımı yapsak da bir sıkışıp kaldık yaklaşık 9 Kasım'dan itibaren 2 haftadır kısa kısa gidiyoruz. Ben hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyordum fakat düşündüğüm olmadı. Küçük küçük minim, minim hareketlerle devam ediyor. Şuradaki hareketleri yapmıyor yani Bitcoin. Yaparsa 40 de aşarız. Haberiniz olsun. Uzun süre sonra Bitcoin'de de düşüş trendi kırılmıştı. Zirvesinden itibaren yaptı. Düşüş trendi. Ocak 2023'te kırıldı. Daha sonra bu kanal üzerinde gördüğünüz gibi formasyonda Takozla bu formasyonu da Kasım ayına girilirken kırdı. İlk aşamada 35 binler kırıldı. Daha sonrasında 37 bindeyiz. Şu anda 40 bini bekliyorum. 40 binden sonra da hedefimiz 60 binler. Tabii ki konuşmak için erken. Bu süreçte Total Market Cap'te de hareketler şu şekilde. Gördüğünüz gibi 1.24 trilyon aynı Bitcoin'de gördüğünüz hareketlerin benzerleri total market cap'te de görüldü. Şu, savadı kısa vade için konuşuyorum. 1.3 trilyon civarlarından da ilerliyoruz. Kralım burada gelmişti. Bunun da üstüne çıkmamız şart diye düşünüyorum dostlarım. XRP'de şöyle Ripple haberlerine de bakalım. Ee, seç eylemlerin ortasında bastığında wall alert şuradan bir wall alert'ın bir haberi var. Kripto para meraklıları Ripple Labs ile bağlantılı bir dizi XRP işlemini yakından takip ediyor. Wall Alert'e göre Ripple olduğundan şüphelenen bir kuruluş bugün Bitstamp ve Bitso borsalarına piyasa değeri yaklaşık 32 milyon dolar olan toplamda 52 milyon XRP yaşayan önemli miktarda dijital para birimini taşımış. Bu hamle XRP topluluğu içinde kaçları kaldırdı ve bu önemli satışlar nedeniyle potansiyel fiyat etkileri konusunda endişelere de yol açmış. Burada transferlerden bahsetmiş dostlarım. 25,5 milyon XRP gönderim gerçekleştirilmiş. Bir stampa operasyonel giderleri ve talep üzerine likitide yani hizmetlerini destekleyen aynı zamanda çoğunluğu tekrar emanete alan aylık emanet sürümler aracılığıyla yönetme rutiniyle uyumludur gibisinden bir yazı da var. Dediğim gibi XRP'de beklentiler 92 cent benim nezdimde hedef yakın zamanda gelecektir diye düşünüyorum dostlarım. Katıl'a da e, abone olarak YouTube katıl kazanan traderdan alım satım sinyallerine ulaşabilirsiniz. VIP indikatörlere haberiniz olsun. Aylık 60 TL ücreti var.